Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Resmi bir yaz ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bilmenizde fayda görüyorum. Müsait zamanınız varsa bu videoyu izleyin arkadaşlar. Nedir bu? Korona salgını ve işçi hakları arkadaşlar. Koronavirüs salgını iş hukuku açısından zorlayıcı sebeptir. 4857 sayılı iş, iş yasası zorlayıcı sebeplerle işçi ve işveren arasından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Koronavirüs nedeniyle işçinin çalıştığı iş yerinde işin durması halinde işveren bir hafta süreyle işçiye yarım ücret ödemek zorundadır. Bir haftanın sonunda işveren ücret ödemeyecektir. Madde 40. Bu durumda işçi dilerse iş sözleşmesinin bir haftanın sonunda 4857 sayılı İş yasasının 24'e 3. maddesi uyarınca sona erdirebilir. Ancak ihbar tazminatı alamaz. Kıdem tazminatına kadar. Koronavirüs nedeniyle iş hasta olmadığı halde hastalık riski sebebiyle çalışamaz ise işveren bir hafta süreyle işçiye yarım ücret ödemek zorundadır. Bir haftanın sonunda işveren ücret ödemeyecektir. Bu çalışmasının bir haftanın sonunda 4857 sayılı iş yasasının 23. maddesi uyarınca sona erdirebilir. Bu durumda işveren işçiye kıdem ve ekber tazminat ödemek zorundadır. Madde 40 İşveren tek taraflı almış olduğu kararla işleri ücretsiz izne çıkartamaz. Tek taraflı işçinin rızası alınmadan uygulanan ücretsiz izin fesi anlamına gelir. İşçi iade davası açma süreleri işlemeye başlar. İşveren işleri ücretli izne çıkartabilir. Bu durumda işçinin onayı aranmaz. İşçi ve işveren anlaşarak ücretsiz izni uygula uygulayabilir. Ücretsiz izne rıza veren işçi bu, rız bu rızaya bağlıdır. İşveren ayrıca 4447 sayılı yasanın ek ikinci maddesi uyarınca kısa çalışma ödeneği için başvuru yapabilir. Kısa çalışma ödeneği işverenin bir hafta süreyle yarım ücret ödeme zorunluluğunun bitimiyle başlar. Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilir. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinde mahsup edilip edilmeyeceğini belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı yetkilidir arkadaşlar. Kısa öz 9 hukuki bilgiyi sizlere sunduk. Umarım faydamız olmuştur arkadaşlar. Abone olup bildirim açınız. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.